Merhaba arkadaşlar, Teknofelaket kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Hustle Castle oyununda ikinci sefer paket açılımı yapacağız arkadaşlar. Dünden bu yana epey bir paket biriktirdim. Şimdi hiç vakit kaybetmeden o paketleri açalım ve bu paketlerden neler geldiğine bakalım arkadaşlar. Öncelikle yeni ay yılı. Buradan gördüğünüz üzere 13 tane paket açacağız. Sırayla başlıyorum. Yine mana geldi. İşimize yaramayacak. Çünkü mana depolarımız fazlasıyla dolu. Turnuva bileti geldi. Evet arkadaşlar, bir adet ilkbahar sandığı geldi. Ve içinden idare edebilecek bir zırh çıkıyor. Şu an için kullanabileceğim bir kostüm değil. 3 adet yeşil parçacık geldi. Bir ilkbahar sandığı daha geliyor. Bakalım bundan ne çıkacak. Evet, bundan da yine benzer bir önceki okçu içindi. Bu büyücü için geldi. 5 adet gri parçacık geldi. Mor parçacık geliyor. Beş adet yine gri parçacık. Kahraman sandığı gelse güzel olurdu ama gelmedi. Bu kostümü de kullanamayabiliriz. Bir kere daha gri parçacık geldi ve biz yine kaçırdık kahraman sandığını. 11 gün var arkadaşlar. 3 tane turnuva bileti geldi. Ve son çevirişim artık çünkü bitti hakkım. En azından yemek geleydi. Mana yine hiçbir işime yaramayacak. Buradaki paketleri bu şekilde tamamlıyoruz arkadaşlar. Ben şunları şu şekilde tamamlıyorum. Şu şekilde toplayalım hepsini. Burada başka bir şey kalmadı. Şimdi sandıktan gelecek parçalara bakıyoruz arkadaşlar. 10 tane istilaları kaldırdığım için gelen paketler var. Şimdi onları açıyorum. Altın ve odun geliyor arkadaşlar. Benim beklediğim güzel bir kostüm, güzel bir zırh. Ama şu an için bu beklentim karşılanmadı. Evet, bir adet kılıç geldi ve 916 tankçı da kullanabilirim belki. Bunu ilerleyen zamanlarda bakacağız. Bu büyücü için. Evet, bu da fena değil ama büyü gücünün sıfır kadarını sağlıkla diriltiyor. Bu kötü bir özellik. Bunun da gereksinim çok yüksek. Henüz bu gereksinime sahip vatandaşım bulunmuyor. Kullanamayacağız bu yüzden. Ve bu önemli bir sandıktı arkadaşlar. Çünkü bu İttifak Savaşı'ndan gelen bir sandık. 30 levele sahip bir büyücü kıyafeti çıktı. Kullanılabilir.
Devam ediyorum. Son iki sandığım kaldı arkadaşlar. Tank için daha güzel paketler gelmişti. O yüzden bir önceki çıkan paketi kullanmayacağım. Kapattım arkadaşlar. Mana depoları dolu. Zırh üretebilir miyim? Bir bakalım. Her zamanki gibi büyücüye yöneleceğim. Yani aslında üretebilirim. Fakat şöyle bir sorun var. Leveli yüksek olacak ve kullanamayacağım. Ama yine de üreteyim. Silah atölyesinde de silah yapalım. Yine büyücü için güzel bir silah yapmak istiyorum. Ender eşya yapacağız büyücüye. Başlayalım bakalım. Ne olacak sonu? Şimdi burada hayaletleri kovma görevi var. Bu şekilde de kalenizin mutluluğunu artırıyorsunuz arkadaşlar. Şuradan bir şey var mı? Ödül olarak henüz bir şey yok. Evet arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.